ikinci dönem, ikinci yazılı provasına hazır mısın Tonguç'um? Değilim hocam, o yüzden buradayım zaten. Sıkıntı yok. Bilmemek ayıp değil, öğrenmemek ayıp. Bugün ne yapacağız? İlk başta ikinci dönem, ikinci yazılı konularını şöyle güzel bir şekilde tekrar edeceğiz. Hocam lütfen bu yazıda 20 not alayım. Geçmem gerekiyor biraz. Evet, edebiyat hocaları biraz notu kıt. Ben de edebiyat hocasıyken çok kıt not verirdim ama sıkıntı yok. Bugün bilmemiz gerekenleri güzel bir şekilde tekrar ettikten sonra zor bir yazılı provası hazırladı sana. Zorro. Evet. Uyak, ölçü, nazım biçimlerini inceleyeceğiz. Doğru yanlışlar yapacağız. Masallarla alakalı. Boş bırakılan yerleri doldurmaya çalışacağız yine. Adaptasyon, trajedi, dram nedir? Bu tarz şeyle alakalı, tiyatro alakalı. Biyografi, otobiyografi farklarına bakacağız. Resmi mektup, elektronik posta, bunların hepsini güzel güzel yazım kuralları, notlama şartları ve yine dil bilgisiyle alakalı güzel sorularımız var. Bak burada gördüğünüz sıfat zamir, edat, bağlaç. Bunların hepsini güzel bir şekilde tekrar edeceğiz. Ardından da sınavımızdan bomba bir not alacağız. Şimdi patlamayalım hocam. Hayır, patlamayacağız. Hatta çok güzel bir şekilde geçireceğiz sınavımızı. Şimdi burada şiir biraz daha ilk dönemin konusu olduğu için burada ayrıntıya girmiyorum. Şiirde işte nazım birimi beyit, dörtlük ya da bent olabiliyordu. Bir harf olursa yarım kafiye, iki harf olursa tam kafiye, üç veya daha fazla olursa zengin kafiyeydi, zengin uyaktı. Eğer yazılışı, anlamı her şey aynı olursa, yani fake kafiye olursa biz buna redif diyorduk. Bunu zaten birazdan sorumuzda göreceğiz. Ayek unsurları vardı işte. Aliterasyon, ünsüz harflerin tekrarı, asonans, ünlü harflerin tekrarıydı. Şimdi masallar, fabullar, romanlar ve tiyatrolara baktığımızda birisi romanlar yaşanmış ya da yaşanabilir olayları yer zaman belirterek anlatıyor. Ama masallarda yer zaman belirsiz. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde diyor. Fabullar ise hayvanları konuşturaraktan ders verme amaçlı. Tiyatrolarda trajedi, komedi, dramı görüyoruz. Trajedi tamamen üç birlik kurala uyularak yazılan ve korolar halinde ilk başta ilk bölümleri söylenen son bölümü sahnede tek bir zaman, tek bir mekan, tek bir olay, yani üç birlik kuralıyla anlatılan, sergilenen bir tiyatro oyunu. Hayatın acıklı yönleri ders vermek amacıyla kaba sözlere yer verilmeden gösteriliyordu tiyatronun trajedi türünde. Komedi ise kaba sözlere yer verilebiliyordu. Daha çok gülünç durumlar vardı. Dram ise bildiğimiz tiyatro. Üç birlik kurala uymana gerek yok. İstediğin şekilde tiyatroda sahneleri canlandırabiliyordun. Biyografi, zaten bununla alakalı birazdan seçici sorularımız gelecek. Tiyatro terimlerini göreceğiz. Mesela adaptasyon, uyum sağlamaktı. Feri, uzun, masalsı tiyatroydu. Pandomim, sözsüz tiyatroydu. Bunların hepsini güzel bir şekilde tekrar edeceğiz. Zaten burada sen 0'dan 9'a edebiyattan da biz daha hemen başına geldik ama buradaki kavramları güzel bir şekilde tekrar edersen sınavdan da, bak burada çok güzel tablo yaptık, buradan tekrar edebilirsin. Ve soruları çözersen pekiştirirsin. Ama şimdi kitabın yoksa da bizi dikkatle dinle, iyi, güzel bir şekilde öğren. Şimdi, biyografi bir kişinin hayatını anlatıyorduk. Otobiyografide ise adam kendin pişir kendin yapıyordu. Yani kendi hayatını kendisi anlatıyordu. 1970 yılında doğdu. Bu biyografi cümlesiydi. 1970 yılında dünyaya gelmişim. Bu otobiyografi cümlesiydi. Mektup artık günümüzde kullanılmıyor. Resmi mektup da olsa, işte özel mektup da olsa, edebi mektup da olsa bunlar artık olmuyor. Bunun yerine elektronik postayı kullanıyoruz. Ama veyahut da yazarlar da kendi düşüncelerini dile getirmek için blog kullanıyorlar. Genel ağ üzerinden, internet üzerinden. Ama eskiden edebi mektuplar vardı. İşte Cahit Sıtkarancı mesela Ziya Osman Sabah'a Ziya'ya Mektuplar diye bir eser yazmıştı. O mektupların edebi eser olarak okutulacağını biliyordu. Bunları da birazdan göreceğiz. Elektronik posta dikkat etmemiz gereken şeyler var. Bunların nasıl terimlerini göreceğiz. Günlük, günü gününe tarih not edilerekten anıdan farklı olarak bak. Anıda geçmişte yaşamış olduğun şeyleri anlatıyorsun ama tarih not etmene gerek yok. Günlükte ise günü gününe not etmen gerekiyor. Tarih affetmez. Tarih affetmez. Blokta ise tarih dersi çok zor hocam. Çok patlıyorum sınavlarda. Onunla alakalı yazılımımız var. Onunla çalışabiliriz Tonguç'um. Bloğa baktığın zaman blok esasında günlüğün internete yazılmış hali. Blokta verdiğin dersler, anlattığın hikayeler, kendi samimi cümlelerin esasında günlük yerine internet sitesi üzerinden paylaşman oluyor. Sıfat, zamir, zarf, fiil, edat, bağlaç, üneme baktığımızda burada zaten birazdan bol soru çözeceğiz ama burayı da hemen hızlı bir şekilde özetleyeyim sana. Şimdi sıfatlar isimlerin anlamını niteleyen ya da belirten sözcüklerdi. Mesela diyelim ki tavşan sözcüğünü kullanalım. Tavşan sözcüğüne biz eğer güzel tavşan, renkli tavşan, beyaz tavşan dersek bunlar niteleme sıfatı oluyordu. Şu tavşan, bu tavşan dersek işaret sıfatı oluyordu. Her tavşan, birkaç tavşan dersek belge sıfatı oluyordu. İki tavşan, üç tavşan dersek sayı sıfatı oluyordu. Nasıl tavşan, hangi tavşan dersek veyahut da kaç tavşan dersek de bunlar soru sıfatı olmuş oluyordu. Sıfatların en önemli özelliği asla çekim eki almıyorlardı. Zaten sıfatlar çekim eki alırsa zamire dönüşüyorlar. Şimdi sıfatların zamire nasıl dönüştüğünü göstermeden önce zamirlere geçelim. Zamirlerde de şöyle bir şey var. Bunlar niteleme sıfatı, bunlar işaret sıfatı, bunlar belge sıfat, bunlar sayı sıfatı, bunlar soru sıfatı dedik ama buraya sıfat yani ön ad yazalım. Ve sıfatların da tabii ki şeylerle karışmaması gerektiğini unutmayalım. Nedir onun adı? Zarflarla. Çünkü sıfatlar isimlerin önüne geliyor. O yüzden ön ad diyoruz. Ama zarflar ise daha çok
fiillerin önüne geliyor. Yani sıfat kalp isim diyoruz, zarf kalp fiil diyoruz. Güzel tavşan dersek sıfat anlaması oluyor. Güzel konuşuyor dersek o zarf oluyor. Oraya dikkat etmemiz lazım. Zamirlerde ise zamirler isimlerinin yerine geçen sözcükler. Mesela diyelim ki Tonguç diyelim, tamam mı? İşte kitabını masaya bıraktı. Şimdi burada bıraktı fiil ama masa isim, kitap isim, Tonguç isim. Tonguç'un yerine o dersek şahıs zamiri, kitap yerine bunu dersek işaret zamiri, masa yerine de şuraya dersek, bak bunların hepsi zamir olmuş oluyor ama bıraktığı fiil olduğu için fiilin yerine zamir geçemez. İsimlerin yerine zamirler geçti. Burada şu önemli, sıfatların zamire dönüşme hikayesini göstermek istiyorum sana. Mesela mesela bu soru, tamam mı? Bazı sorular, hangi soru diye yazalım şimdi, bak şimdi. Bu soruyu yap dediğimde bu sözcüğü işaret sıfatı. Bazı soruları yapma dediğimde bu bazı sözcüğü belgesiz sıfat. Hangi soruyu yapayım dediğinde de hangi sözcüğü soru sıfatı. Buraya kadar her şey anlaşıldı mı Tonguç evladım benim? Evet hocam. Harikasın. Şimdi bak, sıfatlar asla çekim eki almaz. Buradaki U eki, Tonguç evladım benim, çekim eki. Buradaki Leri Ları eki, çekim eki. Buradaki U eki, çekim eki, belirtme eki. Şimdi eğer sıfatlar çekim eki alırsa adlaşırlar veyahut da zamirleşirler. Bunu yap dediğimizde veyahut da bazılarını yapma dediğimizde veyahut da hangisini yapayım dediğimizde işte şunlar artık sıfatın yerine geçen zamirler olmuş oluyor. Bu sorudaki bu işaret sıfatı, bunu yap dersek bu işaret zamiri. Bazı soruları yapmadaki bazı belgesiz sıfat ama bazılarını yapma dediğimizde bu belgesiz zamir. Hangi soruyu yapayım dediğinde hangi soru sıfatı ama hangisini yapayım dediğinde hangisini soru zamiri. Zamirler önemli Tonguç, dikkat edeceğiz. Tabi bu arada kendi dönüşülük zamiri var. İşte ki ilgi zamiri var. Kitabım, kitabın, kitabınız dediğimizde iyilik zamirleri de olmamız, o bilmemiz gerekiyor. Mesela kalem mim dediğimizde veyahut da kalemin dediğimizde veyahut da kaleminiz dediğimizde bunlar kalemin kime ait olduğunu gösteren iyilik zamirleri. Tabi soru zamirleri de var. Ne, nereye, nerede, nereden, kim, kime, kimde, kimden, ne, neye, neyden, neyden. Yani cümle öğelerini bulurken kullandığımız özdede, nesnede ve yer tamlamasında dolaylı cümle için kullandığımız soruların hepsi soru zamirleri olmuş oluyor. Zarflar ise fiillerin anlamını tamamlıyor demiştik. Bu sefer bir fiil kullanalım. Bak bu sefer fiil kullanıyorum. Zarflar fiili geliyor demiştik ya. Diyelim ki ne olsun? Gidiyor diye bir fiil yazıyorum. Bak gitmek bir fiil. Gidiyor fiiline ben bu sefer zarflar getiriyorum. Bak şimdi. Hızlı gidiyor dersem durum zarfı. Güzel gidiyor dersem durum zarfı. Eğer güzel tavşan dersek niteleme sıfatı oluyor. Ama güzel gidiyor dersem durum zarfı oluyor. Şimdi gidiyor dersem zaman zarfı. Artık gidiyor dersem zaman zarfı. Yarın gidiyor dersem zaman zarfı. Az gidiyor, çok gidiyor dersem miktar zarfı. İçeri gidiyor veyahut da dışarı gidiyor dersem, ileri gidiyor dersem yer yön zarfı. Burada şuna dikkat et. İçeriye diyemiyorsun. İçeriye dersen veya dışarıya dersen burası isim oluyor. Bunu hocalar çok seviyor, soruyorlar. Devam edelim. İşte nasıl gidiyor veyahut da niçin gidiyor veyahut da neden gidiyor dersek de bunlar da soru zarfı olmuş oluyor. Tonguç evladım benim. Gelelim fiillere. Fiiller de cümlenin esasında temelini oluşturan sözcükler. Yani genellikle cümlenin sonunda oluyor ve yüklemin yargısını bildiriyor. Burada şuna dikkat etmemiz lazım. Mesela diyelim ki sev bir fiil, oku bir fiil, tanı bir fiil, yap bir fiil. Burada şuna dikkat et. Fiiller haber kipi alabiliyor. Bak HK yazıyorum buraya, zaman anlamı bildiren. Veyahut da dilek kipi alabiliyor. Dilek kipleri belirgin bir zaman anlamı içermezken haber kipleri belirgin bir zaman anlamı içeriyor. Mesela seviyor şimdiki zaman. Okudu görülen geçmiş zaman. Tanımış duyulan geçmiş zaman. Yapar geniş zaman. Bir tane daha zaman ekledim. Mesela diyelim ki anlayacak dediğimizde bu da gelecek zaman. O zaman bunlar zaman anlamı bildiriyor ve zaten şimdiki zaman, duyulan geçmiş zaman, işte görülen geçmiş zaman, duyulan geçmiş zaman, geniş zaman veyahut da gelecek zaman diyerekten zaman anlamı olduğunu, haber kipi olduğunu biliyoruz. Yaparın olumsuzu yapmaz, buna dikkat et. Bu geniş zamanın kipekinde olumsuzlukta kipeki kayboluyor. Bunu da hocalar çok seviyor. Dilek kipleri ise belirli bir zaman anlamı yok. Dilek kipinde yani gelecek zaman veya şimdiki zaman anlamı var. Dilek kiplerinde belirgin bir zaman anlamı yok. Sevmeli dediğimizde gereklilik kipi. Okutsa dediğimizde şart kipi. Tanıyalım dediğimizde biz tanıyalım veya tanıyayım dediğimizde istek kipi. Yap, anla dediğimizde bunlar da emir kipi olmuş oluyor. Ve bunlarda zaman kayması da yaşanabiliyor. Mesela diyelim ki yarın geliyor dediğimizde esasında yarın gelecek demek istemiş oluyoruz. Bir de
ek fiil var. Ek fiilde fiili bileşik zaman yapıyor. Seviyor idi dediğimizde gelecek zaman hikayesi. Seviyor imiş dediğimizde gelecek zamanın rivayeti, şimdilik zamanın rivayeti. Seviyor ise dediğimizde şimdilik zamanın şart oluyor. Bak, seviyor idi şimdiki zamanın hikayesi. Seviyor imiş şimdiki zamanın rivayeti. Seviyor ise şimdiki zamanın şart olmuş oluyor. Tomuç evladım benim. Burada şunu unutma. Basit fiil okuyor basit bir fiil oluyor. Okutuyor dersen yapmak olduğu için türemiş bir fiil oluyor. Eğer iki kelimeden oluşursa da okuyabilir, bileşik fiil olmuş oluyor. Tonguç evladım benim. Edat bağlaç ünlem son derece basit. Edat bağlaç ünlemini bir dakikada anlatıp hemen artık bu şeylere geçebiliriz. Nedir onun adı? Yazılı provamıza geçebiliriz. Edat bağlaç ünlemde şunu bilmemiz lazım. Ve, veya, ama, fakat, lakin, zira gibi sözcükler bağlaç. Gibi, için, kadar, üzere, e kadar, e göre, e rağmen, den başka, işte değil, sadece, mi gibi sözcükler hep edat. Ünlemlerde biliyoruz. Ah, eyvah falan. Burada şu çok önemli. İle sözcüğü bazen edat oluyor, bazen bağlaç oluyor. İlenin olduğu yere ve koyabiliyorsan bağlaç oluyor. Ve koyamıyorsan edat oluyor. Yine yalnız ve ancak sözcüğünü söyleyip artık yazılı programımıza geçiyoruz. Yalnız ve ancak sözcüklerinde şöyle bir şey var Tonguç'um. Yalnız ve ancak sözcüğün olduğu yere sadece kelimesini getiriyorsan edat oluyor. Fakat kelimesini getiriyorsan da bağlaç olmuş oluyor. Şimdi o zaman hemen yazılı programımıza başlayalım. Daha fazla da vakit kaybetmeyelim. Tonguç evladım benim. Şimdi. Hocam sınavda böyle mi çıkacak? Sınavda böyle çıkıyor. Bak şimdi. Bu şiiri uyak, ölçü ve nazım biçiminden inceleyiniz demiş. Anne zannetme ki günler geçti diye gidiyor. Şimdi uyak dediği zaman uyaklara bakmamız lazım. Bak geçti de git gide diyor. Bak burada ideler ses olarak benzemiş. O zaman ideyi yazıyorum böyle Tonguç evladım benim. Üç harf olduğu için hemen zengin uyak yazıyorum. Niye zengin uyak dedim? Çünkü 1, 2, 3 harf tutmuş. Ama hocam git gide ve geçti de bu D bağlacı bu başka bir şey. Dolayısıyla yazılışlar aynı anlamları tamamen farklı olduğu için bunlara uyak diyebiliriz. Değişmez huyum ben yine buyum. Huyum buyum. Bak şimdi. Huyum benim huyum diyor. Buyum ise ben buyum derken ek fiil var. Bunlar da yine zengin uyak olmuş oluyor. Niye? Uyum ve uyumlar tutmuş. Uyum kelimesi, uyum sesini yazıyorum ve yine zengin uyak yazıyorum. Teselli yine muhabbetine. Buradaki yinenin içindeki ineler ve tren içindeki ineler yine burada zengin uyak olmuş oluyor. Çünkü hiçbir şekilde redif kullanılmamış ve uyaklar fazlasıyla kullanılmış. Ölçüye baktığımızda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11'li hece ölçüsüyle yazılmış diyebiliriz. Buraya bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Evet. Sesli harfleri yani ünlü harfleri saydığımızda hecelerini saymış oluyorduk. Saydım 11'li hece ölçüsü vardır diyebiliriz. Nazım biçimine baktığımızda ise ne halde yazılmış? Nazım birimin beyitler halinde yazılmış. Nazım biçimi olarak da güzel bir şey diyebiliriz. Bak AA, BB, CC diye gittiği için nazım biçimi olarak da CC mesnevi şekilde yazılmış diyebiliriz. Tabii yeni nesil hece ölçüsü yazılmış. Genellikle mesneviler aruz ölçüsü yazılır. Burada serbest müstezat havası da görebiliyoruz. Şimdi geldim serbest müstezat tabii ölçü serbest olur ama burada rahat bir şekilde nazım biçimi olaraktan AA'dan dolayı mesnevi dedik ama mesnevilerde aruz ölçüsü olduğu için burada nazım biçimini sormaz sana daha çok şöyle nazım birimini sorar. Nazım birimi olarak da sen 2-2 gittiği için beyit yazmayı unutma Tonguç evladım benim. Geldik buraya doğru yanlış kısmına. Hızlı bir şekilde bitireceğiz yazılı provamızı. Ön tarafta çok uğraştık. Buraya hemen yetiştirmeye çalışacağız. Şimdi masallarda dini ve milli öğelere yer verilir. Yanlış. Masallar evrenseldir Tonguç. Asla böyle dini milli şeyler olmaz. Kırmızı başlı kız nereli? Bilemeyiz. Masallar genellikle dev, peri, padişah, prens ve kahramanlardan oluşur. Doğru. Olağanüstü kahramanlar vardır. 13. yılda Mevlana'nın yazdığı Mesnevi Türk Edebiyatı'ndaki ilk fable örneğidir. Yanlış. Mesnevi bir mesnevidir. Asla fable örneği değildir. Burada yanlış bir bilgi verilmiş. Fabulların sonunda öğüt yer alır. Ve öğüt genelde bir atasözü veya özdeyişle verilir. Doğru. Fabullar işte kediyle karga mücadele eder, tilkiyle karga mücadele eder. En sonunda da bir ders vermek amaç için bir atasözüyle veyahut da özdeyişle halka, insanlara ders verilir. Bir sanatçının üslubunu, tarzını, dilini veya düşüncesini taklit etmeye pastiş denir. Doğru. Toplumsal sorunları, töreleri, sınıf çatışmasına yani romanlara tezli roman demiş. Hayır buna töre romanı deriz, sosyal roman denir. Tezli romanlarda güdülüm romanlar yani belli bir amaç için yazılan romanlardır. Burası sosyal roman olacaktır.
Gelelim bu tarafa. Boş bırakılan yerlere uygun sözcükleri yazınız demiş. Yabancı dilde yazılmış bir oyunu yerel motiflerle kendi diline çevirmeye adaptasyon deniyor. Niye? Mesela diyelim ki adam Molière... Adaptation. Adaptation. Gerçekten tebrik ediyorum seni Tonguç'um. Fransız ben Molière... Ben sınıflara adaptasyon olmuyorum hocam. Evet, adapte olamıyorsun. Ama adapte olsan, uyum sağlasan yani ne olmuş oluyor? Adapte olmuş oluyorsun. Burada adaptasyon şu. Diyelim ki yabancı bir dizi var, onu Türkçe'ye çeviriyorsun, adaptasyon oluyor. Yabancı bir Molière'in yazdığı tiyatrolar var, onu Ahmet Büyükbaş'a Türkçe'ye çeviriyor, Osmanlı yaşamına çeviriyor, adaptasyon oluyor. Sadece çeviri değil, uyarlama olacak yani. Trajedi ve komedi şiir şeklinde yazılır, yani manzum şekilde yazılırken, dram hem manzur yani hem şiir şeklinde hem de düz yazı yani mensur karışık yazılabilir. Buraya bakalım. Amaç seyirciye korku veya acıma hissi uyandırıp ruhu arındırmaktır diyor. O zaman burası en başta söylediğimiz trajedi olmuş oluyor. Nokta nokta türünde hiçbir kuralına uyma zorunlu yoktur. Hatırlarsan trajedi ve komedi zorunluydu. Tek bir sahne, tek bir olay, tek bir perde vardı. O yüzden de nazımla başlayıp şiirle başlayıp kurallar haline gidiyordu. Ama dram, perdeyi kapatırsın. Yeni bir sahne, yeni bir mekan, yeni bir olay yapabilirsin. Dram türünde üç birlik kuralına uyma zorunluluğu yok. Şimdi otobiyografi, biyografi farkına bakalım. Birincisi, biyografide ünlü birinin hayatı anlatıyor. Ünlü birinin hayatı anlatılır. Burada ise yazar kendi hayatını anlatıyor. Kendi hayatını anlatır. Ben hızlı yazıyorum. Sen burayı okuyabiliyorsun inşallah Tonguç'um. Burası biyografi nesneldir. Adam başkasının hayatını anlattığı için atamaz kafadan. Doğruları yazar. Otobiyografi ise biraz daha özneldir. Kendini anlatırken ya çok rezil bir insandım ben. Ne pis bir adamdım diye anlatmazsın. Leş bir adamsın hayır, sen ya. İyi bir insandım, güzel bir insandım, çok tatlıydım, çok başarılıydım, çok güzel doğdum, çok güzel okudum diye anlatırsın. Biraz özellik vardır. Burada anlatım üçüncü kişidir. Yani o yaptı. Üçüncü kişi ağzından yapılır. 1980 yılında doğdu. 1974 yılında şunu yaptı, bunu yaptı diye gider. Ama otobiyografide anlatım birinci kişi ağzından. Doğdum, yaptım, okudum, getirdim şeklinde söylenir. Anla yapılır diyelim şöyle. Birinci kişi ağzı. Burada biyografi belge ve tanıklara dayandırılır. Yani sen adamın hayatını nereden bileceksin? Bir yerlerden bilgiler almazsan bulamazsın. Belge ve tanıklar vardır. Burada ise otobiyografide ise hafıza ve anılara dayalı. Git ve kendi hayatınla alakalı belgelere ulaşmana gerek yok. Hatırlıyorsun zaten her şeyi. Belge ve hafızalara, anılara dayandırıldığını da bilmemiz lazım otobiyografide. Gelelim şimdi mektupla alakalı kısma. Şimdi resmi mektup, resmi mektup kamu, kurum ve kuruluşlar arasında yazılan mektuplardır. Adı üzerine resmi. Bilinen ilk mektup örneklerini Tonguç evladım benim. Mısırlı firavunlar, Mısır firavunları. Firavun gibi adamsınız hocam siz de. Ne diyorsun saçmalama? Yani kral gibi adamsınız demek istiyorum. Ama firavun kötü bir şey. Hem kral hem tanrı zannediyor kendini. Zaten Mortanze olmuş o kötü. Pardon hocam, o zaman yanlış kullanmışım. Olsun. Tarih dersinde bir dikkat edinlersen anlarsın ama bir de çok kötü şeyler için firavunluklarsa kimseye bir daha deme. Ben seni sevdiğim için seni anlayışa karşılıyorum. Hititlerin mektuplarıdır diyorsun Tomucuğum gerçekten. Gerçekten. Yani sevineyim mi, üzüleyim mi? Saçma sapan bir şey oldu şimdi. Elektronik postanın mektuptan farkı resim, video ve müzik gibi dosyaların eklenip gönderilebilmesi. Gerçekten cehalet mutluluk Tonguç'um. Tebrik ediyorum seni. Bir şikayetin veya isim bildirilmesi için resmi makamlara sunulan yazılara biz ne diyoruz? Dilekçe diyoruz. Mesela bir şikayet oluyor, bir sıkıntı oluyor. Gidip dilekçe yazıyorsunuz. Sevgili belediye yetkilileri, evimizde kanalizasyon patladı. Her yer lağım kokuyor diyorsun mesela. Her yer leş gibi oldu. Bir kişinin yaşadıklarını iç konuşma tekniğini kullanarak iç monolog. Günü gününe yazmasına biz günlük diyoruz. Sevgili günlük, bugün yine sabah kalktığımda pırtladım. Yani böyle bir günlük olur mu Tomuş? Yorganın altında kesif bir kokuyla karşılaştım. Allah'ım ya Rabbim ya. Günlüğün divan edebiyat döneminde karşılığı olarak ruzname'yi gösterebiliriz. Ruzname divan edebiyatındaki günlükleri veriliyor. Kişilerin genel ortamında yani internet ortamı, video ve resimler de ekleyerek yazdığı günlüklere biz blog diyoruz. Blog da günümüzün günlüğü. Şimdi bu parça boş bırakılan yerlere uygun noktalama şartlarını yazınız diyor. Modernizmi virgül aydınlanmayı nasıl kötüleyebilirsiniz? Soru işareti. Bir insanın aklına, sezgilerine, duygularına, bunların farkına vararak sahip olması, virgül, kainatı anlamlandırma bilincine erişmesi küçümsenebilir mi? Şimdi buraya noktalı virgül koyalım çünkü bir sürü şeyden sonra geldi. Hatırlarsan virgülün daha karizmatiğine biz noktalı virgül diyorduk. İnsanlık belirli aşamalardan geçti, nokta. Modernizm de bir aşamadır ve bugün o günlere dönelim diyemeyiz, nokta.
Dünya değişiyor ama değişmeyen bir sürü değer. 3 nokta şeklinde bitirebiliriz. Gelelim yazım yanlışlarına. Şimdi Rus-Japon savaşının sürmekte olduğu tarihlerde Seyit Osman Nuri vatanı Kırım'ı terk eder ve İstanbul'a gelir. Şimdi burada savaşının derken S büyük olmalıydı ve kesme işaretiyle ayrılmalıydı. Vatanı Kırım'ı terk eder ve İstanbul'a gelir. Burada bir süre Kolonya İmalathanesi, İmalathane bitişik yazılır, Tonguç evladım benim, işletir. Oğlu Halil İnalcık 26 Mayıs 1916 tarihinde, bak Mayıs'ın M'si büyük olmalıydı, 26 Mayıs 1916 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelir. Buradaki D'yi küçük yazabiliriz. İnalcık savaşlarla geçen bir dönem yaşar çocukluğunda. Milliyetçi bir Türk olan babası Atatürk'ün Sakarya Meydan Savaşı'nı, bunu büyük yazacağız, kazanmasına o kadar sevinir ki, pardon burada kesim işareti yok bu arada, o kadar sevinir ki, ki'yi ayırmamız lazım çünkü lerek giremiyor. Zafer-i Milli adlı bir şekerleme çıkarmaya başlar. Aile 1924 yılında Gazi'nin Ankara'sına geçer ve buraya yerleşir. Küçük Halil ilkokulu burada Gazi İlkokulu'nda okur diyor. Gazi İlkokulu'nda derken burada şuna dikkat etmemiz lazım. Gazi İlkokulu'nun iyisini küçük yazmamız gerekiyor. Buraya dikkat edersek hiçbir sıkıntı yaşanmaz. Yazım yanlışını bulduk, geldik başka bir soruya. Edat Bağlaç ünlem sorusuna. Şimdi Edat Bağlaç ünlem sorusuna geçeceğiz. Sonrasında fiil sorumuz var. Ardından da yavaş yavaş bitireceğiz. Ama şimdi şöyle yapalım. Sıfatların altını kırmızıyla çizeceğim Tonguç'um. Zarfların altını siyahla çizeceğim. Zamirlerin altını maviyle, edatların altını yeşille, bağlaçların altını turuncuyla çizeceğim ki sen daha çok daha iyi anla. Şimdi sanat zorlamayla olmaz ve zorla öğretilmez. Buradaki, sanatta zorlama yoktur. Evet bak. Ne ile zorlamayla, ne ile zorla, bunların hepsi altını edatın sözcüğe birleşmiş hali olduğunu bileceğiz. Ama burada aynı zamanda Tonguç evladım benim, bak nasıl olmaz zorla öğretilmez derken bir durum zarfı olduğunu, bak şöyle yazıyorum. Durum zarfı olduğunda bilmemiz lazım. Tolstoy'un da dediği gibi dağ var. Burada bağlacımızı görelim. Dediği gibi. Gibi de edatımız. O zaman burada yeşille altını çiziyorum. Sanat gönülle öğrenilir. Nasıl öğrenilir? Gönülle öğrenilir. Burada da yine bir zarfımız var. Ve buradaki ile yine edat olduğunu bilmemiz lazım. Sanat insanın içinden kaynayarak gelir. Nasıl gelir? Kaynayarak gelir. Burası yine net bir şekilde zarf. Çoğu zaman, hangi zaman? Çoğu zaman. Burası bir sıfat, belgesi sıfat. Gençlik yıllarında, hangi yıllarda, ne yıllarında? Gençlik yıllarında herhangi bir sanat dalında, herhangi belgesi sıfat, bir belgesi sıfat sanat dalında eğitim görmemiş ancak fakat demek istiyor. Dolayısıyla bağlaç oluyor. Bunun eksikliğini bak, bunun dediği için burada bir zamirimiz var, eksikliğini. Sonradan fark etmiş. Ne zaman? Sonradan fark etmiş. Zarf oluyor. Fark etmek fiil. Olan aileler, hangi aileler? Sonradan fark etmiş olan ailelerde. Şimdi buradaki olan da yine sıfat fiil oluyor. Fark etmiş olan aileler. Çocuklarının ilgisi olsun olmasın. Çocuklarının ilgisi olsun olmasın. Bir sanata bak. Buradaki bir belge sıfat. Yöneltmek isterler. Tabii ki burada yine bağlacımız. Ki bağlacı ayrı yazılıyor. Ailenin veya yine bağlaç. Birilerinin. Zamir olduğu için, belgesi zamir olduğu için bunun altını maviyle çiziyorum. Zoruyla olan bu ilgide, hangi ilgi? Bu ilgi. Olan ilgi. Buradaki zoruyla'nın içindeki ile de yine edat olduğunu bilmemiz lazım. İlgi de fazla sürmez. D bağlacı. Ne kadar sürmez? Fazla sürmez. Fazla yine zarf olmuş oluyor. Başkasının isteğiyle, başkasının sözcüğü yine zamir. İsteğiyle sanata yönelen bir kimsenin, bak nasıl kimse... Sanata yönelen bir kimse. Burası sıfat. Bir kimse belgesi sıfat. İsteğindeki ilenin de yine edat olduğunu bilmemiz lazım. Kimsenin başarılı olması diyor. Kimsenin altındaki kimsenin altını çiziyorum. Bu zamir. Başarılı olması da bağlacının altını çiziyorum. Çoğu zaman, hangi zaman? Çoğu zaman belgesi sıfat. Olası değildir. Değil de yine edat Tonguç'um. Çünkü sözcüğü yine bir bağlaç, bağlacımızın altını çiziyoruz. Sanat zorlama ile, bak ile yine edat veya dış etkili olmaz. Sanat zorlama ile, ilenin altını çiziyorum edat olduğu için veya da bağlaç olduğu için çiziyorum. Dış etkili nasıl etki? Dış etkili olmaz, sıfat. Etkiyle olmaz derken yine buradaki ilenin de edat olduğunu bilmemiz lazım. Bu bakımdan, hangi bakımdan? Bu bakımdan sıfat. Tolstoy şunu hiç unutmamalıdır ki demiş. Bak şimdi. Şunu sözcüğü zamir, işaret zamiri. Zamirin altını maviyle çiziyorum. Tolstoy özel isim zaten. O yok sorumuzda. Hiç ne kadar unutmamalıdır? Hiç unutmamalıdır. Zarf. Unutmamalıdır ki demiş. Ki yine bağlaç. Sanat bir
özveri anıtıdır. Bir özveri dediği için buradaki bir sözcüğü bir sıfat olmuş oluyor. Eğer siz özveri... Rengarenk olacağım. Aynen, biraz kafa karıştırıyor olacağım ama mecburen böyle hızlı... Bir sayfada binlerce soru çözdünüz. Bir, bu öyle hızlı yapmam gerekti. Sen dikkatçe veya yavaş bir seçimle dinlersen konuyu net bir şekilde anlarsın. Eğer diyor, burada yine bir bağlacımız var. Siz özveriye, siz dediği için yine bir zamirimiz var, şahıs zamiri. Özveriye istekli değilseniz, değil yine bir edatımız, son şeyladım benim. Değilseniz milyonlarca insan, ne kadar insan? Milyonlarca insan. Sıfat ömrünü verdiği bu yapıya bak. Hangi yapı? Bu yapı. Nasıl yapı? Ömrünü verdiği yapı. Bunlar da sıfat bu yapıya. Katılma hakkınız yok demektir. Der diyoruz. Buradaki yok da sıfattır ama bunu şu anda size sormazlar. Bunların hepsini göstermiş olduk. O zaman isimlerin önüne geldi sıfat. Fiillerin önüne geldi zarf. İsimlerin yeni tuttuğu zamir. Edat ve bağlaçları. Anlam ilgisi kuranlar. Edat, ilgeç yani diğer adıyla. Sözcükleri ve cümleleri bağlayanlar da bağlaç dedik. Şimdi fiil kip yapı anlamına bakalım. Şimdi burada okuyor kip olarak nedir? Şimdiki zaman. Haber kiplerinden şimdiki zaman olduğunu buraya yazıyorum. HK diye yazdım. Tanımış diye baktığımızda ise tanımıştı. Burada kipi şuna dikkat edelim. Tanınmış diyor. Burası duyulan geçmiş zamanın, duyulan geçmiş zamanın hikayesi olmuş oluyor Tonguç. Yapamazlara baktığımızda ise kipine bu sefer geniş zaman olduğunu görüyoruz. O yüzden haber kiplerinden, haber kipi tabii ki, geniş zaman diye yazabiliriz evladım. Sevecektiğinde gelecek zamanın hikayesi, bileşik zamanlı fiil. Gelecek zamanın hikayesi diyebiliriz. Başlamış ise baktığımızda ise, başlamış ise yani duyulan geçmiş zamanın şartı diyebiliriz. Duyulan geçmiş zamanın şartı. Şimdi kiplerini söyledik. Anlamına baktığımızda ise fiilde 3 tane anlam vardı. Ya kılıç oluyordu, onu alabiliyordu. Onu kılmak, onu sevmek, onu tanımak, onu görmek gibi. Ya durum olabiliyordu. Bu sefer onu alamıyordu. Mesela onu durmak diyemedik. Onu uyumak, onu gülmek olmuyordu. Bir de oluş fiilleri vardı. Şöyle gösterelim. Kılıç fiillerinde onu kelimesi var. Durum fiillerinde onu kelimesi olmuyor. Oluş fiilleri ise bir sararmak, kızarmak, morarmak gibi, büyümek gibi değişim bildiriyordu. Burada onu kelimesi yok. Şimdi okuyor, onu okuyor diyebildiğimiz için bu sefer farklı bir renk kullanmak istiyorum izin verirsen Tonguç'um. Kılıç fiili. İş kılıç fiili diyebilir hocan. Tanımış da onu tanımıştı diyebildiğimiz için yine kılıç fiili, iş kılıç fiili. Yapamazlara baktığımızda onu yapamazlar dediğimiz için yine kılıç fiili, iş kılıç fiili. Sevecektin, onu sevecektin diyebildiğimiz için yine kılıç fiili. Gerçekten hepsi kılıç fiili olmuş. Başlamışsa, onu başlamışsa olmaz. Ona başlamışsa demesi lazım. Onu olamadığı için biz buna durum fiili diyoruz. Yapısına baktığımızda fiilin yapısı basit, türemiş ya da bileşik olabiliyordu sonuç herhalde benim. Şimdi burada basit türemiş bileşik açısından baktığımızda okuyor basit yapılı bir fiil. Çünkü herhangi bir yapım eki almamış. Tanımıştı yine basit. Bileşik zamanlı ama basit sonuçta. Basit yapılı bir fiil. Yapamazlara baktığımızda bak, yapmazlar değil, yapamazlar diyor. Şimdi yapmaz fiil olsaydı bunun olumsuzu yapar oluyor. Bu basit. Ama yapmazla yapamaz arası fark var. Yapamaza baktığımızda arada bir A harfi var dikkat edersen Tonguç'um benim. Ve bu A harfinden dolayı bu yapabilir şeklinde olumlu hale geliyor. Yani birleşik fiil. Hatta birleşik fiil yazmayalım. Biz çeşidini söyleyelim. Birleşik fiil diyorum. Parantez içinde kurallı birleşik fiiller. Kurallı birleşik fiil. Hatta kurallı birleşik fiillerinde hangisi çeşit dersek tabii ki yeterlilik fiili diyebiliriz. Yeterlilik fiili diyebiliriz. Sevecektin'e baktığımızda ise yine herhangi bir yapım eki almamış. İki kelimeden oluşmuyor. Basit yapılı diyebiliriz. Başlamışsa ise baştan başlamak, türemiş yapılı bir fiil diyebiliriz. Baştan başlamak, dıştan dışlamak, gözden gözlemek, elden ellemek, koldan kollamak, soldan sollamak, yoldan yollamak. Ek fiile baktığımızda ek fiil neydi? Fiilin sonuna gelen idi, imiş, ise ve onu bileşik zamanlı fiil yapıyordu. Bir de isimlerin sonuna geliyordu ama buradakiler fiil olduğu için ek fiili bileşik zamanlı olup olmamasından alacaktık. Okuyor bileşik zamanlı değil, o yüzden burada ek fiil yok. Burada tanımış idi diyoruz. Zaten duyulan geçmiş zaman hikayesi demişiz. O zaman burada hikaye olduğuna göre idi, hikaye, ek fiili var diyeceğiz sonuç herhalde benim. Yapamazlar, burada da bir şey yok. Yapamazdılar, yapamazsa, yapamazmış dese olabilirdi ama burada yok. Sevecek idin, burada da yine idi, hikaye, ek fiili var. Hikaye, ek fiilini yazıyorum sonuç herhalde benim. Ve başlamış ise diyor, o zaman burada da ise şart
ek fiili var diyoruz. Ve fiilleri detaylı şekilde işlemiş oluyoruz. Geldik buraya. Bu atasözlerindeki sözcük türlerini bulunuz diyor. Bu arada bu soruya geçmeden önce, sözcük türlerine geçmeden önce 0'dan 9'a Türk Dil Edebiyatı'ndan hemen bu biyografiyi, işte tiyatronun olduğu kısımları güzel bir şekilde çalışmanı istiyorum. Hatta direkt tiyatrodan başlayacak olursak Zamir'i burada anlattık detaylı bir şekilde. Sayfa 126'dan başlayıp tiyatronun olduğu sayfa 134'lere ve devamında gelebilecek olan ünitelere bakabilirsin. Ama hocanız eğer fiillerde yapı, ek fiil, fiil yapı konularına bakacak olursa burada 146'dan başlayacaksın. Ve fiillerde anlam, işte az önce anlattığım kılıç, durum, oluş fiilleri, haber kipleri, dil kipleri, ek fiil, fiilde yapı, basit türemiş fiillere bakabilirsin. Geçişli fiilde zaten sınavınızı işlediyse hemen bunu anlatacağım birazdan. Geçişli ve geçişsiz fiilden kastımız şu. Buradaki eğer onu kelimesi alabiliyorsa geçişliydi, onu kaybetti, onu çözdü diyebiliyorduk. Geçişsiz fiil ise onu gülüyor, onu uyuyamıyor diyorduk. Yani esasında kılıç durumun geçişli geçişsiz hale gelmesi. Aynı zamanda geçişsizken geçişli olursa oldurgan, zaten geçişli ise ettirgen, geçişliyken zaten geçişliyken RT etrek alırsa ettirgen oluyor. Etken fiil özne işi kendisi yapıyordu, edirgen fiilde iş başkası tarafından yapılıyordu. Dönüşü fiilde işi özne kendisi yapıyordu ama fiilde mutlaka leğene eki vardı. İşteş fiili ise en az iki kişi tarafından karşılıklı ya da birlikte yapılıyordu. Mektup, elektronik, posta, bu sayfalar diyeyim ödevin. Bunları çözeceksin ama eğer bu kitap yoksa, tak Türk Dil Edebiyatı varsa veya kendi başka kitabın varsa burada yine mutlaka bu şu sayfalardaki yazılı örneklerini çözmeni istiyorum Tonguç Ali Hanım'ın. Bak burada direkt yazılı örnekler yaptık. Yani tak yazılı da tiyatronun olduğu sayfa 107. Yine aynı şekilde biyografinin sonunda, burada da yine bir tane var. Biyografinin sonunda sayfa 125 ve 126'daki yazılı örneğini çözebilirsin. Burada geçen çekimli fiilleri bunu demişiz. Yine mektup elektronik postada, mektup elektronik postada yine sayfa 146 ve 147'deki yazılılar. Yine fiilde çatının olduğu son kısımlara da bakabilirsin. Tonguç evladım benim. Şimdi bu atasözlerinin sözcüklerini bulunuz demiş. Sözcük türü dediğine isim, sıfat, zamir, zarf, fiil bulacağız. Şimdi üzüm üzüme baka baka kararır. Kararır fiilimiz. Tamam, çekimli fiil. Nasıl kararır? Baka baka kararır. Burası zarfımız ve zarf fiil. Üzüm, isim, üzüme yine isim. Bir elin nesi var? İki elin sesi var. Var isim yüklemimiz. İki elin sesi var. Bak. İki el, burada iki sıfat, iki sıfat, el isim, bu da yine isim, var yine isim yüklem olaraktan, yine isim nesi var, el isim ama bir yine sıfat ve sıfatlardan da belgesi var. Gün doğmadan neler doğar? Doğar fiilimiz, tamam. Neler soru zamirimiz, neler doğacağı belli değil, ismin yerine soru yoluyla geçmiş. Ne zaman? Gün doğmadan, bu da yine zaman zarfımız. Altın yerde paslanmaz, taş yağmurdan ıslanmaz. Islanmaz fiilimiz, yağmurdan yine isim, taş yine isim. Paslanmaz yine fiilimiz, yerde isimimiz, altında yine cins isimimiz. O zaman buradaki sözcük türlerini bulduk. Artık sınava bomba gibi hazırız. Hadi bakalım, şimdiden başarılar diliyorum. Ödüllü sorumuzu yap, yorumlara yaz. Şimdiden sınavda başarılar diyoruz. Hatta bu ödüllü soruyu beraber yapalım. Bak, beraber yaparken şunu da söyleyelim. Büyük bir gürültü duyunca başını okuduğu kitaptan kaldırıp etrafına baktı. Bu cümlenin öznesine göre çatı özelliği nedir? Şimdi iki tür çatı özelliği vardı. Nesnesine göre çatı özelliği vardı. Bir de öznesine göre çatı özelliği vardı. Az önce söyledim ama bir kez daha söylüyorum. Nesnesine göre çatı özelliğinde onu alabiliyorsa geçişli, onu alamıyorsa geçişsizdi. Bak şöyle, onu alamıyorsa geçişsizdi. Buraya geçişli yazıyorum. Yazım inşallah okunuyordur. Bakayım, okunuyor. Gerçekten çok kaliteli bir yazım var. Burası geçişsizdi Tonguç Eladım benim. Öznesine göre de ise, öznesine göre de ise, eğer özne işi kendisi yapıyorsa, işte soruyu çözdü, ödevini yaptı diyorsa bu etken çatılı bir fiil oluyordu. Eğer iş başkası tarafından yapılıyorsa, başkası tarafından yapılıyorsa bu edilgen çatılı bir fiil oluyordu. Ve edilgen çatılı fiilin en önemli özelliği de içerisinde L ve N olmasıydı. Ödüllü soruyu bile resmen açıkladım. Hadi bakalım, başarılar diliyorum. Şimdiden sınavında görüşmek üzere Tonguç Eladım benim.